Merhaba, Medyaskop'a hoş geldiniz. Bir kadın programına hoş geldiniz. Yine Türkiye'nin kıymetlilerinden bir kadınla birlikteyim. Okan Üniversitesi eski rektörü, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler profesörü Şule Kut hocam bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Gökçe Hanım. Nasılsınız hocam? Gayet iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Epey uğraştık buluşmak için. Evet hocam, biraz ne derler, peşinize düştüm uzunca bir süre. Çok teşekkür ediyorum hocam zaman ayırdığınız için. Sizi ağırlamak benim için büyük keyif. İyi ki katıldınız ve sizinle ilgili izleyicilerimiz ve ben çok şey merak ediyorum tabii. Sizin gibi hocalarımızın böyle hep akademik hayatını biliyoruz, çalışmalarını biliyoruz, okuyoruz, takip ediyoruz ama buralara gelirken hangi yollardan geçtiler pek bilmiyoruz. O yüzden biraz tarihe de bir not düşmek oluyor bu programlar aslında. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Ve başlamak istiyorum izninizle hocam. Ankara'da doğdunuz. Nasıl bir ailede, nasıl bir çocukluk geçirdiniz hocam? Çocukluk da Ankara'da mı geçti? Onu sorayım öncelikle. Aslında Ankara doğumluyum ama hep İstanbul'da yaşadım. Annemle babam evlendikten kısa bir süre sonra ben doğdum. Ama ben doğduktan sonra da babamı kaybetmişiz. Dolayısıyla İstanbul'a gelip İstanbul'da tek ebeveyn ve tek çocuk olarak hayatımı geçirdim. Ondan sonra tabii kendi ailemi kurdum. Bir bekar anne çocuğusunuz yani. Bekir anne değil aslında. Böyle düşünürseniz yani 1960'larda eşini kaybetmiş bir öğretmen annenin yetiştirdiği bir kızım. Çok rüya gibi bir evlilik ama sonra çok talihsiz bir vefat. Ama sanki babam varmış gibi büyüttü annem beni. Zannediyorum o anneme çok şey borçlu olmamın bir nedeni de o eksikliği olabildiğince kapatmış olması. Sonra kendi ailemi kurdum dediniz hocam. Ne güzel dediniz. Biraz oraya gelmeden erken dönemi daha çok konuşalım istiyorum ama tabii ki aileniz çok özel sizin için. Sosyal medya hesaplarınızdan da bu anlaşılıyor. Çok sık sık ailece bir araya geliyorsunuz. Torun var çocuklarla. Sürekli bir aradasınız anladığım kadarıyla. Ama biraz böyle eğitim hayatından devam edelim istiyorum şimdilik. Robert Koleji. Lise dönemi Robert Koleji ile devam ediyor hocam. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler, Kamu Yönetimi ve Sosyal Bilimler. Hocam yolu Boğaziçi'den yani tabii bir Robert'le olmak yani Türkiye'de sonuçta değerli, kıymetli insanların yetiştirdiği özel bir okul. Hem biraz Robert'le olmayı nasıl tarif edersiniz? Bir de tabii Boğaziçi Üniversitesi'nden, yolu Boğaziçi'nden geçmiş tüm hocaların böyle bir iki cümle ediyor Boğaziçi ile ilgili. Bir de sizden Boğaziçi'ni dinleyelim. Tabii etmez miyiz? Çünkü çok şey borçluyuz aslında. Ben, annem öğretmendi, yöneticiydi, Vefa Lisesi'nde müdür yardımcısıydım. O sırada Vefa'ya çok yakın bir okul olan Cibali Kız Ortaokulu'na gidiyordum. Sonra neredeyse tamamen bir tesadüf eseri Robert Koleji'nin sınavı olduğunu öğrendik ve bir hafta sonra ben sınava girdim, kazandım. Daha sonra bursla okudum. Robert Koleji çok özel bir okul. Sadece bir özel okul olması değil mesele. Kişiye birey olmayı, bunun önemini, bireyken birlikte iş yapabilmeyi öğreten bir yer. O yüzden benim için çok gerçekten çok kıymetli. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne başladım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan hemen herkesin, her görüşten, her geçmişten gelen herkesin, hangi alanda okursa okusun, mutlaka değineceği bir noktadır. Boğaziçi'nin özgür ortamı, o özgür ortam hepimize daha önce Robert'te olan ama Robert'ten gelmeyen herkesin de orada karşılaştığı olağanüstü bir iklim sundu. Bu iklim bugüne kadar da devam etti aslında. Zaten şu son dönemde Boğaziçi ile ilgili olarak hepimizin içinin titremesi, o özgür, o özel ortamın kayboluyor mu o endişesinden kaynaklanıyor.
Boğaziçi'nde okurken ben aslında Boğaziçi'ne işletme okumaya girdim ve okudum. Diplomu da aldım ama o sırada hem eşimle hem de Boğaziçi'nden sonra rektörü de olan sevgili hocamla karşılaştım Üstüner Biber'le. Ve zannediyorum ikisinin de çok katkısı oldu uluslararası ilişkilere, siyaset bilimine yönelmemde. Eşimle de orada tanıştım. İki bölümü bitirdim. Daha sonra işletmeyle ilgili hiçbir şey yapmadım. Bana çok sordular daha sonra yöneticiliğimizde etkisi oldu mu diye. Mutlaka olmuştur. Aldığım derslerin, birlikte olduğum hocaların hepsinin mutlaka katkısı olmuştur yöneticiliğime diye düşünüyorum. Örneklerim de güzel örneklerdi. O açıdan da Boğaziçi'ne minnettarım. Hocam, eşinizden bahsettiniz. O da Türkiye'nin değerli akademisyenlerinden Günkut, eşiniz. Üstün Hoca'dan bahsettiniz. Ah, şu anda güzel bir fotoğrafınız. Sevgili rejiden arkadaşım Şemsican yakaladı hemen ve izleyicilerimizle paylaşıyor. Çok tatlı bir fotoğraf. Üstün Hoca'dan da bahsettiniz. O da gerçekten Türkiye'nin kıymetlisi. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlardan sonra da sık sık görüşlerini bizimle paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden biri olarak biraz bu süreci de Boğaziçi Üniversitesi'nin değerlerini bizimle Medyascope'da sık sık paylaştı kendisi. Buradan ikisine de sevgilerimizi yollayalım bu program aracılığıyla. Hocam, yüksek lisans ve doktora New York State University, eşinizle birlikte gittiniz. Hatta doktora okurken anne oldunuz. Hem eğitim araştırma hem annelik. Genelde hani özellikle akademide kadın olmak biraz da erkeklere göre zannediyorum zor. Örneğin Şule Hoca, akademik kariyerim için anne olmayı biraz erteledim. Hatta bu yüzden de pişman dedi Şule Özsoy Boyunsuz hocamız. Ama siz buna cesaret etmiş birisiniz. Biraz sizden dinleyelim doktora okurken anne olmak deneyimini. Evet, ben de sizinle yaptığı programı izledim adaşımın. Evet, biraz farklı yollardan geçmişiz. Ben erken anne oldum, erken evlendim, erken anne oldum. Verdiğim en iyi kararlardan biri. O yüzden de bütün hayatım boyunca özellikle bana fikrim sorulduğunda, bazen de sorulmadan bile çocuk yapmayı teşvik ettim kadın arkadaşlarım için. Evet, çok erken bir zamanında doktoranın başladı anneliğim. Ama şöyle bir şey var, biz hem anne hem babaydık. Yani ben yalnız başıma değildim. O günden bugüne de hep zaten her şeyi birlikte yaptık. Bir açıdan da çok şanslıydım. Sadece eşim değil, çocuklarım da makul insanlar. Dolayısıyla bugüne kadar hep birlikte çalıştık, hep birlikte eğlendik diyebilirim. Peki hocam, akademi hep yani istediğiniz bir şey miydi, yoksa hani çalışkan, okur yazar bir gençtiniz, yol sizi biraz oraya mı götürdü, yoksa ben hoca olacağım, akademisyen olacağım, akademiyle ilgileneceğim diyor muydunuz? Ben bunu özellikle tercih dönemlerinde pek çok kez anlattım. Çok özel hikayeler bunlar aslında ama burada da paylaşmak isterim. Tabii herkes mutlaka tek bir şeyi istemiyor hayatta. Yani bu sadece üniversite okurken değil, daha öncesinde sonrasında farklı şeylere ilgi duyabiliyorsunuz. Ben de bir dönem psikiyatr olmak istedim, hukukçu olmak istedim. Aslında annemden ayrılmak gibi bir sorunum olmasaydı Ankara'ya gidip mülkiyede okurdum. İlk tercihim o olurdu. Ama son dakikada doldurduğum ve birinci sıra İstanbul Üniversitesi Fakültesi'ni yazdığım tercih formunu bir hocamın ne yapacaksın orada, Boğaziçi var burada demesi üzerine aslında kimseye de danışmadan değiştirdim ve Boğaziçi'ne girdim. Çok isteyerek okudum. Akademisyenliği de isteyerek seçtim. Başka şeyler de yapabilirdim. Örneğin Dışişleri Bakanlığı'na girebilirdim ki gerçekten bunu da düşünmüştüm. Fakat işte hayat sizin karşınıza bazen engeller, bazen fırsatlar çıkarıyor. Tam o dönemde, o karar aşamalarında Boğaziçi'nde master programını da tamamlamak üzereyken Amerika'dan, sizin de söylediğiniz gibi State University of New York'tan, Binghamton'dan
Bana ve o zamanki arkadaşıma, daha sonra işin olacak Pink'ta, ikimize de asistanlık teklifi geldi, burs geldi. Dolayısıyla gerçekten bulunmaz bir fırsattı. Doktora'ya orada devam etmeye karar verdik. İyi de yapmışız diye düşünüyorum. İkimizin de akademisyen olması iyi oldu. İkimiz de birbirimizin halinden anlıyoruz. Bu da güzel bir şey. Ama farklı alanlarda çalıştık. Tabii ortak alanımız Türk dış politikası olmak üzere. Hocam çoğunlukla Balkanlar çalışmışsınız. Yani göçmen bir ailenizin çocuğu olmanız etkiledi mi bu çalışmayı tercih etmenizde? Aslında Balkanlar çalıştım. Balkanlarda da eski Yugoslavya'yı çok çalıştım. Çok uzun yıllar. Yayınlarımın da önemli bir kısmı o coğrafya üzerine. Ama benim ailem Balkanların Yugoslav olmayan tarafından, Bulgaristan ve Yunanistan tarafından. Etkisi oldu mu bilmiyorum. Belki olmuştur. Çünkü bir, yani çalıştığınız konuya bir çok da kendinizin bazen kolaylıkla tahmin edemeyeceği bir yakınlık diyebilirsiniz ama Orta Asya'yı da çalıştım, Orta Doğu'yu da çalıştım, Karadeniz'de çalıştım, Türk Yunan çalıştım. Yani hepsinde çalıştığıma memnunum. Ama asıl önemli olan benimle yaşıt meslektaşlarımın da kabul edeceği gibi biz çok özel bir dönemde akademiye atıldık. Yani biz Soğuk Savaş'ın yetiştirdiği son akademik grubuz. Soğuk Savaş bitti. Kendimizi üniversitede genç akademisyenler olarak bulduk. Yepyeni bir dünya, o heyecan, bölgelerin önem kazanması ve maalesef bölgelerinde savaşlar ve çatışmalarla gündeme gelmesi söz konusuydu. Haliyle o dönemde tarihine de merak sardım. Çünkü tarihi bilmeden bugünü anlamak mümkün değil. Ama tarihi unutmadan da herhangi bir ilerleme sağlamak mümkün değil, özellikle Balkanlarda. Hala takip ediyorum Balkanları. Biraz böyle bıraktığım yerde duruyorlar diye de üzülüyorum aslında. Çünkü daha iyi durumda olabilirlerdi. Hocam hem öğretim görevlisi yaptınız, dekanlık, dekan ve rektör yardımcılığı gibi aslında... İşin yöneticilik kısmında da bir kadın olarak yer aldınız ki genelde kadınları yönetici olarak görmek azdır. Rektör kadın sayısı mesela azdır Türkiye'de. Siz yöneticiliği de tatmış bir isimsiniz. Ah yine Şemsican yakaladı. Bu Okan Üniversitesi rektörlüğü döneminden bir fotoğrafınız. Evet. Hocalık kısmı mı daha çok mutlu eder sizi? Yöneticilik de güzel miydi? Böyle ya keşke işte bir görev verildi. İşte görev üstlenmek durumunda kaldım mı diyorsunuz? Yoksa sevdiniz mi yöneticiliği de? Evet. Tam söylediğiniz gibi görev verildi. Görevi üstlendim. Ve sevdim. Yani sevmeden yapılacak bir şey değil. Ben hiç sevmiyorum ama işte 30 yıldır... yöneticilik yapıldığı bir şey falan olur yani onu söylerse birisi. Mutlaka onu yaparken bir tatmin duyuyorsunuz. O tatminin nereden kaynaklandığı önemli. Ben gene şunu burada da vurgulamak isterim. Ben aslında işçi yöneticiyim. Bunu benimle çalışan herkes biliyor. Yani ben bir yeri yönetirken kendim de orada bir herkes gibi çalışıyorum. Ve mutfağında hep çalıştım. Şimdi tabii rektörlük çok önemli bir makam, değerli bir makam. Onu azımsamak için söylemiyorum ama ona gelene kadar her türlü yöneticilik, yani işin mutfağında olmak, bölüm başkanlığı, dekanlık, örneğin Bilgi Üniversitesi'nde geçirdiğim yıllar boyunca yaptığım rektör yardımcılığı, 4 farklı rektörle çalıştım orada. Benim açımdan çok büyük bir tecrübe. Yani böyle hani bir gün rektör olmak diye bir şey söz konusu olamaz. Olursa da başarılı olmanız mümkün değil. Dolayısıyla zannediyorum epey bir tecrübeden sonra geldiği için de çok fazla zorlanmadım ki Türkiye'de yüksek öğretiminde zor bir dönemindeydi.
Tabii kadınlar açısından yönetim çok tartışılan bir konu. İşte cam tavan meselesi. Şunu söylemek lazım, bunun çok nedeni var. Yani sadece erkekler kadınları engelliyor diye bir şey söylemek çok yanlış olur. Tabii ki erkekler arasında farklı bir dinamik var, bunu kabul etmek gerekir. Örneğin bir pozisyona birisi düşüneceği zaman, bir boşluk olduğu zaman ben biliyorum ki kadın meslektaşlarımın aklına bile çoğu zaman, özellikle eskiden, yine bir erkek gelirdi. Şimdi bunu kırmak lazım. Bunu kırmak için de bu pozisyonlara ya aday olmak lazım, ya talip olmak lazım, ya da yaptıklarınızla orada bunu yürütebilecek kapasiteye, potansiyele sahip olduğunuzu göstermeniz lazım. Yani bu işten kaçmamak lazım. Bu biraz şeye benziyor. Yani kadın aslında hep bir yerde yönetici. Çünkü mecbur. Yani mutfakta da işi var, salonda da işi var, sınıfta da işi var. Bir de yani kalkıp yöneteyim mi diyor çoğu meslektaşımız. Doğru, bir takım bazı açılardan bir angarya gibi görülebilir. Ama çok şey kattığı da kesinlikle doğrudur. Hocam, Ekşi Sözlük'te hakkınızda çok güzel yorumlar yapılmış. Okan Üniversitesi'nin rektörlüğünü 2018-2019 yılı itibariyle bırakmış canım hocamız, tüm kadınlar için bir rol model, zor mevkilerde ne kadar ilgili ve zarif olunabileceğini gösteren insan demiş. Bir başka isim, kendisi bana tez anneliği yapmıştır, anne şefkatiyle danışmanlık etmiştir, tezime 95 vermiştir demiş. Öğrencilerle konuşurken gözleri parlayan kişi demiş bir başka. Sanırım bu öğrenciniz. Nasıl hissettiriyor hocam bu güzel yorumlar? Yorumlar çok güzel. Yazanlara da teşekkür ederim. İlk okuduğunuz yorumu da görmemiştim şu anda. Benim için de sürpriz oldu. Sağ olsunlar. Tabii yani böyle şey, güzel şeyler hakkınızda, özellikle de hala yaşarken hakkınızda güzel şeyler söylenmesi çok hoş bir şey. Öğrenciler çok önemli. Ben hep söylüyorum, yani bir sürü şey yapmış olabilirim, pek çok kişi ama zanne gibi. Ama galiba en çok yetiştirdiğim çocuklarımla ve öğrencilerimle gurur duyuyorum. Şu anda Türkiye Akademisi'nde. Pek çok başka alanda da tabii ama özellikle akademide çok sayıda öğrencim var, eski öğrencim var. Onları izlemek de bana gurur veriyor. Demin sordunuz hocalık mı, yöneticilik mi diye. Buraya bir şey daha eklemek lazım, araştırmacılık mı diye. Yani üçü de bir arada bir akademisyende olması gereken şeyler aslında. Zaman zaman da hemen hepimizin yaptığı şeyler. Pek ayıramıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Mutlaka ve mutlaka yöneticilik sizi hem sınıftan hem araştırmalarınızdan biraz uzaklaştırıyor. O bakımdan belki de hepsinin arasındaki dengeyi nasıl evle iş arasındaki dengeyi kurmak gerekiyorsa bir akademisyenin de bu diğer üç alandaki dengeyi kurması gerekiyor. Onu da öğreniyorsunuz zaten. Hocam, TUSES, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı yönetim kurulu üyeliği devam ediyor değil mi? Evet, ediyor. Ben TUSES'in ilk üyelerindenim. 1990'larda gene dünyanın değişmeye başladığı dönemde, Türkiye'nin de değişmeye başladığı dönemde. Şimdi 1990'ları tabii buradan geriye bakınca çok farklı değerlendiriyor pek çok kişi, ben de dahil. Çok önemli bir dönemdi. O dönemde sosyal demokrat kamuoyu da bilinen isimler diyeyim. Sanatçılar, yazarlar, aydınlar, akademisyenler TÜSİS'i kurmuşlardı. Erdal İnönü'nün büyük bir eseridir aslında TÜSİS. Ve o dönemde ardından bir sürede yaptım gene yönetim kurulu üyeliği. Fakat daha sonra sadece İzledim TÜSES'i. Okan Üniversitesi Rektörlüğü'nden ayrıldıktan sonra şimdiki TÜSES Başkanımız bana görev alıp almayacağımı sorduğunda memnuniyetle kabul ettim. Çünkü
yapabileceğim şeyler olduğunu düşündüm. En azından o kurumun içerisinde olmanın benim için en azından çok onur verici olduğunu düşünüyordum. Evet, TÜSES'teyim. TÜSES'te çok şey yapıyoruz aslında. Önemli raporlar yayınlıyoruz. Önemli araştırmalar var. Bunlar şu anda Türkiye'nin en sıcak konuları üzerine yapılan toplantılar ve her kesime içine katacak şekilde yapılan toplantılar sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye'deki kutuplaşma, Türkiye'deki siyasal sıkışma, Türkiye'deki rejimin nereye doğru evrilmesi, yani demokratik özgürlükçü bir rejime ne şekilde evrilebilir? Bu konularda çalışmalar yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Evet, TÜSES hayatımda önemli bir yer kaplıyor. Hocam, sormayı unuttuğum bir soru var. Özellikle öğretim üyeliği yaptığınız döneme dair. Şimdi siz de bahsettiğiniz aslında New York'tan teklif gelince orada devam ettiniz eşinizle birlikte bir süre. Hem yurt dışı hem Türkiye, ikisini de tattınız hocam. Türkiye'de biraz böyle işte odasına girilemeyen hocalar, ulaşılamayan hocalar durumu vardır. Galiba gerçi Boğaziçi'nin uluslararası standartlarda bu anlamda bir okul olması da Türkiye'de onu farklı kılıyor. Öğrenci-hoca ilişkisi açısından nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'yi ve özellikle Batı'yı? Evet. Aslında genelleme yapmak çok zor. Biraz kişiye de bağlı bu. Ben Türkiye'de üniversitede hoca olmaktan çok memnundum. Yani dediğim gibi 1990'ların başında başladım. 1980'lerin sonunda, 1987'den itibaren aslında Marmara Üniversitesi'nde göreve başlamıştım. Hep iyi öğrencilerle o dönemde karşılaştım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü iyi öğrenci derken meraklı öğrenci, sizin verdiğinizden daha fazlasını araştıran öğrenci, onlar sizi de motive ediyor. Lisans düzeyinde baktığımda ben Türkiye'deki eğitimin, en azından benim çok aktif olarak ders verdiğim, çok ders veren bir hocaydım. O dönem itibariyle Amerika'dakinden daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Lisans üstüne geldiğimizde de Amerika daha iyiydi. Bugün için de öyle olduğunu düşünüyorum. Avrupa'yı da farklı nedenlerle çocuklarım vasıtasıyla biliyorum. Her yer farklı. Ama dediğim gibi yani bugün artık ister akademi olsun, ister iş dünyası olsun, farklı bir yerde ve o farklılığı görenler kendi potansiyellerini de daha fazla karşı tarafa aktarabiliyorlar. Eskisi gibi kapalı kapılar artık pek yok. Olmaması gerekiyor ama dediğim gibi bu hocadan hocaya da değişen bir şey. Şu sıralar çalışmıyorsunuz hocam. Nasıl geçiriyorsunuz vaktinizi, neler yapıyorsunuz? Harika bir detoks dönemi geçiriyorum. Evet, şöyle 2018 Eylül'ünde, yani tam 3 yıl önce bıraktım ama ondan sonra da 1,5 yıl önce biliyorsunuz pandemi başladı. Pandemiyle birlikte aslında benim işim arttı. Çünkü ben gene Zoom toplantılarına, Zoom yorgunu oldum. Yani bu herkeste var. Çok uzun bir aradan sonra sizinle ilk defa bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun için de çok memnunum. Ben hakikaten bu kadar genç, bu kadar işine sahip bir insanla bu söyleşiyi gerçekleştirdiğim için de çok memnunum. Bunu söylemem. Çok teşekkür ederim hocam. Sizden duymak çok güzel. Arada söyleyeyim. Şimdi nasıl geçiyor? Gene okuyorum, yazıyorum. Akademik yazı olmasa bile rapor yazıyorum, öykü yazıyorum. Roman yazmak istiyordum. Ama galiba bana göre değil. Öykü hiç yazamayacağımı düşünürdüm ama o bana göreymiş, yazıyorum. Bir gün yayınlar mıyım bilmiyorum. Onu soracaktım. Biz de okuma fırsatı bulur muyuz hocam? Fotoğraf çekiyorum. Çocuklarımla ilgileniyorum. Evet, çok büyüdüler. Yani 30 yaşını çoktan geçtiler diyelim ama gene de bir de evet. Siz çok güzel fotoğraflar bulmuşsunuz. Evet.
Bu bir kızınız, oğlunuz, zannediyorum oğlunuzun eşi ve torununuz. Evet. Torununuzla çok güzel fotoğraflarınız var hocam. Evet, çünkü herhalde yüzümüze yansıyor. Güzel anlaşıyoruz. Şimdi anaokuluna başladı Sinan. Sinan'la birlikte vakit geçirmek çok güzel ve çok öğretici. Ben çocuklarımı büyütürken de full time annelik yaptım diye iddia ederdim. Yani öyle hissediyorum. Belki iddiadır. Onu bilemeyeceğim ama. Ama bu başka Defne bir şey. Defne Hanım'la bir fotoğrafınız var galiba. Onu da görebiliriz Şemsican. Buyurun hocam, siz devam edin. Kızımla. Evet. Evet, kızımla. Evet, en aktif çalıştığım o dönemdir zannediyorum o sıralar. Evet. Kızım Defne'yle bir fotoğrafımız var. Onun küçüklüğü. Evet. Çocuklarımla vakit geçirirken full time annelik yaptım zannederdim dediniz. Ben orada böldüm hocam. Buyurun. Yok, yani şöyle, ben hala öyle düşünüyorum. Hı-hı. Çocuklarım da bence öyle düşünüyordur. İnşallah öyle düşünüyorlardır. Çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani benim öyle bir iddiam var. Yani işi de full time yaptım. Anneliği de full time yaptım gibi. Umarım beni yalanlamazlar diye. ama şöyle bir şey var. Çok hızlı geçiyor zaman. O kadar hızlı geçiyor ki ve o kadar çok şey yapıyorsunuz ki bazı şeyleri kaydettim zannediyorsunuz. Ama kaydedemiyorsunuz ya da kaydettikleriniz bir şekilde yavaş yavaş o geride kalıyor. Şimdi tabii yepyeni bir şahsiyetle, torunla bir çocuğun büyüme sürecini tekrar görmek muhteşem bir şey. Özellikle öğrenme konusunda o adımları görebilmek, yani zihinsel olarak neler yapabileceği gözümün önünde görmek çok muhteşem bir şey. O bakımdan şanslıyım, evet. Deniz Kut ve Defne Kut çocuklarınızın ismi. İkisi de akademiyle de ilgileniyor. Zannediyorum herhalde kaçınılmaz son akademisyen iki anne babanın çocuğu olunca. Birlikte bir şeyler yapıyor musunuz hocam? Bir proje var mı? Kaçınılmaz mı bilmiyorum ama ikisi de hem başka işler yapıyorlar hem de doktoralarını yapıyorlar. Deniz Boğaziçi'nde Defne Koç Üniversitesi'nde doktoralarının son aşamalarında. Evet, Deniz'in fotoğrafımızı görüyorsunuz. Evet, çok güzel fotoğraflar bulmuşsunuz. ama şöyle bir şey var. Başka işler de yapıyorlar dedim. Defne mesela İtalyan Lisesi'nde 5. yılı şimdi tarih öğretmenliği yapıyor aynı zamanda. Ve sanat tarihi doktorası yapıyor. Deniz de akademik olarak da hem ders verdi Bilgi Üniversitesi'nde hem doktorasını tamamlamak üzere. Ama Deniz'le başka bir çalışma alanı da bulduk. İlginç bir şekilde ben Amerika'dan döndükten sonra yaptığım ilk iş, çünkü ben üniversiteye girmek söz konusu değildi. Daha doğrusu üniversiteye giriyorsunuz. Üniversitede size ders de veriyorlar. Siz o dersleri de yükleniyorsunuz. Hepsini yapıyorsunuz ama kadroya atanmanız ve maaş almanız çok uzun zaman alıyordu. Bir buçuk iki seneye yakın eşim de ben de o vazgeçimi ben Marmara'da bu şekilde çalıştık ve atanmayı bekledik. O süre içerisinde ikimiz de ana bir tanikada çalıştık. Şu anda ana bir tanika deyince sizin aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama o dönemde çok ses getiren bir tanika ansiklopedisi Türkçe yayınıydı. Ama bu bir çeviri faaliyetinin ötesinde maddelerin yazımını da içeriyordu. Çok geniş ve çok nitelikli bir kadroyla, o kadronun içerisinde çalıştık. O dönemde redaksiyon yapıyordum. Yani Türkçe çevirileri, İngilizceden Türkçe'ye yapılmış çevirilerin kontrollerini yapıyordum ve çok severek yapıyordum. Daha sonra aradan yıllar geçti, akademisyenlik. O dönemde benimle akademisyenlik dönemim dediğim, hatta özellikle de yöneticilik döneminde benimle birlikte çalışmış olanlar çok iyi bilirler. Böyle takıntı derecesinde doğru Türkçe kullanımı üzerinde dururdum. Zannediyorum üniversiteden ayrıldıktan sonra da gene böyle bir şey yapma ihtiyacım vardı.
Şimdi oğlum, gelinim ve bir arkadaşlarının kurmuş oldukları bir şirket var. O şirket çok önemli, bence çok önemli bir katkı yapıyor Türkiye'ye, kültür hayatına. Müze kiti projeleri var. Müze kitinde Türkiye'deki müzelerin, ki şu ana kadar Topkapı, Pera, Anadolu Medeniyetleri, Urfa ve şimdi Troya Müzesi, bunların öğretmenler için ve öğrenciler için kullanılabilir nitelikte, ama aynı zamanda basılı halleriyle gerçekten birer obje sayılabilecek kitlerini üretiyorlar. O süreçte de ben de bütün metinlerin son okumalarını yapıyorum. Böylece çok sevdiğim bir işe sanki gençliğime geri dönmüş gibi oldum. Ne güzel hocam. Umarım böyle hayata geçecek, geçmiş zaten zannediyorum. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık diyorum şimdiden hocam. Hocam bir de Heybeliada, İstanbul, yani işte Anakara, Heybeliada arası bir hayat galiba devam ediyor şu sıralar. Evet. Bundan 12-13 yıl önce Heybeliada'da bir eski evi alıp restore ettik, yeniden inşa ettik aslında. Ve oradayız. Giderek daha fazla orada yaşıyoruz. Hatta ilk başlarda şöyle demiştim. Genellikle çocuklar evden uçar gider. Biz anne baba evden uçtuk gittik. Çocuklar bu tarafta kaldılar. İki tarafta da yaşamak güzel. Özellikle pandemi döneminde adada olmak iyiydi tabii ki. Bunu söylerken aslında dikkatli olmak istiyorum ama pek çok insandan da aynı şeyi duydum. Onun için tekrarlamak istiyorum. Bence sosyal olarak da önemli bir şey bu. Biz pandemi insanları yalnızlığa sürüklerken bazı insanlar içinde bir arada yaşamaya getirdi. Biz bunu yapabildik. Fevkalade yoğun bir dönemde, yani herkesin uzaktan eğitim yaptığı bir dönemde evde hep beraber çok da sıkıntılı internetlerimizle hepimiz bir arada olabildik. Aile olarak bunu yapabildiğimiz için tabii ki şanslı hissediyorum. Ama bunun dışında pandeminin getirdiği bütün zorlukları izlemek bugüne kadar çok yorucu ve üzücü oldu. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denmişti pandeminin en başında. Ben de hep bir gazeteci olarak derdim ki yani biraz abartılıyor mu acaba ya? Çok kolay da adapte oluruz salgından sonra diye düşünüyordum ama şimdi o eskiye yeniden alışmak, yeniden eskiye dönmek zor geliyor. Gerçekten bilim insanları bir kere daha haklıymış dedim yani. Hocam eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor ama zannediyorum biz bir yandan böyle kolay alışan bir toplumuz, çok zorlanmadık gibi geliyor, bilmiyorum. Bu doğru. Şimdi pandeminin çok yani bu korona, COVID-19 pandemi, yani hepsi ayrı şeyleri tekabül ediyor ama pandeminin diyelim hep beraber bu konuda çok önemli, öğrettiği çok önemli şeyler oldu bize. Yepyeni şeylerle karşılaştık. Örneğin evden çalışma olayı. Benim şöyle söyleyeyim size. Çok uzun zaman önceden itibaren özellikle akademisyenler için olması gerektiğini düşündüğüm bir modeldi. Buna pek çok üniversite yakın durmuyor. Hala durmuyor. Ancak özellikle zihinsel üretim yapan kişilerin evden çalışabilmeleri son derece önemli bir şey. Bunun geleceğin bu yöne doğru gideceğini aslında görebiliyorduk. Ama bu pandemi bizi buna zorladı. Ve yapılabiliyor mu? Evet, yapılabiliyor. Peki yüz yüze eğitim şart mıdır? Evet, aslında o da şart. Yani eğitime geldiğiniz zaman yüz yüze eğitim tabii ki bütün teknolojik imkanları zaman zaman sonuna kadar kullanmak kaydıyla çok önemli bir şey. Çünkü mesela üniversite öğrencileri için, oradan başlayayım, ters olacak belki ama gidiş olarak, yani üniversite öğrencileri için bir üniversite sadece ders değil ki. Yani hele artık hiç öyle değil.
bizlerin anlattığı şeyleri fevkalade kolay bir şekilde başkalarından da izleyebilirler. Pek çok üniversitenin dersleri biliyorsunuz, dünyadaki sayılı üniversiteler başta olmak üzere zaten online erişime açık. Burada esas mesele o sınıf ortamı, o amfide olmak, o dışarı çıkabilmek, arkadaşlarla görüşebilmek. Yani o üniversite ortamını tatmak değil mi? Çünkü birçok öğrencinin hayatını değiştiren bir ortam oluyor. O havayı solumak hocam, o amfiye girip çıkmak. Hatta buyurun, buyurun hocam. Söyleyin. Hatta bu salgınla birlikte çok fazla bunun sosyal medyada işte esprisi de yapıldı. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ni Kırşehir'de ailemle birlikte okuyacağım, hiç aklıma gelmezdi falan diye böyle. İşte tabii aileden bağımsızlık bir yandan, onu da getiriyor üniversite. Özellikle farklı şehirlerde üniversite kazanmış kişiler için liseden çıkıp yetişkin oluyorsunuz. Yani dediğim gibi yüz yüzenin böyle avantajları var ama sizin dediğiniz gibi tabii online'ın bambaşka avantajları var. Ama bence insanın hayatını değiştiren şey gerçekten o amfiye, o sınıfa girip çıkmak. Karşısında örneğin Şule Kut gibi bir hocayı canlı canlı dinlemek diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam. Evet, gerçekten çok önemli. Yani hocalarımız hepimizin hayatında önemli. İyi hoca da önemli, kötü hoca da önemli. Yani iyi örnekten öğrenebileceği gibi insanlar eğer isterlerse kötü örneklerden de öğrenebilirler diye düşünüyorum. Ama o biraz daha yorucu ve yıpratıcı olabilir. Ama dediğim gibi yani insani ilişki kurabilmek son derece önemli. O bakımdan tekrar yüz yüze eğitime geçilmesi önemli. Bu vesileyle de bugün de zaten okullar açıldı biliyorsunuz. Kitlerin okulları açıldı, ilkokullar açıldı, anaokulları açıldı, liseler açıldı. O bakımdan da ben bu yeni eğitim öğretim yılında herkese kolaylıklar diliyorum. Güzel bir yıl olsun, sağlıklı bir yıl olsun. Herkes aşısına olsun. Bu güzel dileklerle kapatalım o zaman hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam, davetimi kırmadığınız, kabul ettiğiniz için, bu güzel sohbet için size sonsuz teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Sağ olun. Evet, bir kadında değerli hocamız Şule Kut'la birlikteydik efendim. Siz izleyicilerimize de bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.